Yeni hafta bu 30 altcoin için kritik ikili olacakların listesi diyor. Burada çeşitli kripto paralar var. Bunlara bir göz atacağız ve nerede ne varmış şeklinde altcoinlerdeki önemli olayları, daha doğrusu önemli altcoinlerdeki bir takım durumları değerlendirmeye çalışacağız. BTC ve altcoin projelerinin dinamik dünyasında birçok proje önemli adımlar atarak hem yatırımcılar hem de meraklılar için manzarayı şekillendiriyor. En son güncellemeler diye söylüyor. Bu altcoin projelerinde kritik gelişmeler var. Bakalım şöyle. Bugün Trader Joe's ePoch 17 ödülleri 2 Aralık'ta hesaplanacak ve 4 Aralık'ta başlayacaktır. Burada Trader Joe özellikle şeyin biliyorsunuz, Yılbaşı üzerindeki bir DEX yapısını ifade etmektedir. Tabii yakın zamanda bu bir takım vukuatları gerçekleşti. İşte ne bileyim şey falan oldu. Sıkıntılar yaşadı. Trader Joe's adını verdiğimiz halihazırda bulunan bir ABD tarafındaki zincir marketle davalık oldular tarzında nahoş diyebileceğimiz durumlar yaşandı. AVAX iyidir. Ben burada Joe'nun alımını önermiyorum, yani Joe Coin'in alımını önermiyorum. Bunun sebebini her zaman benzer şekilde, yani ekosistemler üzerinde var olan DeFi dapplerinin tokenları genelde çok bir şey vaat etmeyeceklerdir. Bir kere bunu açık bir şekilde ifade edelim. Ne yazık ki sıkıntı yaşandığı çok fazla oluyor. Genelde yalnızca üzerinde var oldukları ekosistemin main token'ına hizmet eder şekilde olacaktır. Bu da eğer AVAX alırsanız sizin işinize gelir, merak etmeyin. Yani bunda bir problem yok. AVAX iyidir ama Joe'yu çok önermemekteyim. AVAX yatırımlarını ise mantıklı görüyorum. Bak ZKP mesela, bu ne böyle? Hani şey, piyasada yine maalesef tamamen piyasayı şeyler bastı. Böyle Ponzi kripto paralar bastı. Bu tarz kripto paraları almayın. Mesela kesinlikle almayın diyebileceğim kripto paralardan şimdi size mesela söyleyeyim. Popüler bir kripto paranın adını kopyalamışsa o altcoin'i kesinlikle ama kesinlikle satın almayın. ZKPEEP, ARB Dogecoin. Yani var olan bir kripto paranın adını ya da popüler olan herhangi bir unsur ya da varlığın ismini eğer ki projede görüyorsanız, o şekilde bir kripto para varsa, çıktıysa, onu asla ama asla almamanız gerekecektir. Benden size açık bir şekilde söylemesi. Bu tarz altcoin'lerden muhakkak uzak durun. Mesela Baby Grok. Şimdi Baby Grok dediğini biliyor musunuz? Elon Musk Grok adındaki yapay zeka botunu duyurduktan sonra hemen tabii ki ne oldu? Grok adında bir kripto para çıkardılar. Bitmedi. Tabii ki yetmez. Daha da öte gidilmesi gerekiyor. Bir de bunun Baby Grok diye bir versiyonu çıkmış oldu. Bunların tamamı dolandırıcılık. Bunların tamamı sadece cebinize konmak için bunlar var. İsterseniz deneyebilirsiniz. Tabii ki bunu. Ama ben baştan söyleyeyim, önermiyorum. Böyle Baby Grok, Maybrook Grok tarzındaki kripto paralardan uzak durun. 6 Aralık 2023 Decentraland içerik oluşturucu yarışması için son başvuru tarihi olacak. Decentraland, yani mana'nın bulunduğu, mana'nın main token olarak var olduğu ana ekosistemi olarak karşımıza çıkıyor. Decentraland hem iyi bir proje geneldir. Aynı zamanda token'ı olan mana da bir o kadar sağlam bir kripto para birimidir. Ethereum balinaları tarafından çok fazla tercih edilir. Mana yatırımcı noktasında da çok tercih edilen, genel anlamda tercih edilen bir kripto para projesidir. Bildiğiniz üzere aynı zamanda bir metaverse coin'dir mana. Metaverse coin'lerinin bu sezon ne yazık ki ciddi şekilde problemleri söz konusu, problemleri var. Ama mana bunların içerisinde çok iyi bir şekilde duruyor. Diğer Metaverse GameFi projelerin aksine
yüksek faiz oranlarıyla, sıkıntılı yüksek faiz oranlarıyla kendini zor duruma sokmuyor bu noktada Mana. İşte bu şekilde bir avantajı var Mana Coin'in. Enflasyon üzere değil. Mesela Sand'dır, Ax'tır. Bunların tamamı yatırımcı çekiyor ama nasıl çekiyor işte. Bu da önemli. Mana mantıklı olacaktır alımı. Burada ApeSwap bilmem ne var. İşte bakın bunlar da çıktı. Yani bunlar da direkt olarak Ape'in, hani ApeCoin'in bir takım imitasyonları, versiyonları. Ape'in de alımını çok önermiyorum. Çıktıktan sonra tabii iyi işler çıkardı ama az önce dedim ya Mana iyi bir altcoin'dir. Üzerinde enflasyon barındıracak işlerden uzak duruyor diye. İşte durmayanlardan bir tanesi de bu Ape. Zilliqa kullanıcılara token takaslarını son tarih olan 7 Aralık'tan önce tamamlamalarını hatırlatıyor. Zilliqa fena değil. Zilliqa yatırım bakımından açıkçası arada kaldım. Yani alınabilir ama alınmasa onun yerine alınabilecek çok fazla da kripto para var. Bir katman projesidir. Katman bir projesidir. Alice 9 Aralık'ta arazi satışından söz ediyor. Muhtemelen Alice'in bu şartlar altında fiyatlarında pump gerçekleşecektir. Mesela Shiba'da da Aralık ayının içerisinde bildiğiniz üzere Metaverse arazi satışları gerçekleşecek. En son Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Fiyatlar arttı tabii normal olarak anlık ciddi bir yüklenme durumu söz konusu olduğu için bu tarz satışlarda vesaire kripto paraların fiyatlarında sert pump'lar gözlemlenebiliyor. Shiba'da da benzer bir durum olacak. Alice'i geneline gelmek gerekirse yine bir GameFi projesidir. Alınabilir, alınmayabilir. PancakeSwap, Cake'in de ben alımını önermiyorum. Yine PancakeSwap bir GameFi aynı zamanda bir DeFi projesi olarak karşımıza çıkıyor. Çok agresif listeleme kararları verebildikleri gibi üzerinde dönen hacmin büyük bir çoğunluğunun açıkçası şişirme yoluyla olduğunu düşünüyorum. Ve Cake'i mantıklı bulmuyorum. Cake'in büyük bir enflasyon hali söz konusu. Üzerindeki faiz oranları çok yüksek. Dolayısıyla uzun vadede tıpkı Ax ve Ape gibi hayatta kalabilme ihtimali Cake'in çok düşük olacaktır. O yüzden dikkat edilmesi fazla yakın olunmaması gereken kripto paralardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.